Şimdi seni Allah yaratacak. Yedirecek, içirecek. Kainatı o yaratacak. Sistemi o kuracak. Sen Allah'ın sistemini beğenmeyeceksin. Başka bir sistem. Kusura bakma yani bu olacak şey değil yani. Evet, eski köye yeni adet mi derler ya. Evet, bu köyü Allah kurmuştur. Bunun yeni adet dediğin Allah'ın emrine uymadın mı işte odur. Eski köyün asıl adeti Allah'ın koyduğu kurallara göre hareket etmektir. Şimdi az önce okuduğu ayet bana birkaç kere anlattığım bir hatıra mı şey yapıyor? Gene yeri geldi anlatayım. Bir gün Arapçası gayet iyi. Kur'an'ı gayet güzel bilen işte o Ali İmran 23. ayete uygun. Bir gün geldi bana böyle bir hoca. İçeri girdi. Üstad, hazmedemiyorum. İçeri girdi, odama girdi öyle konuş. Hayırdır dedim ya, neyi hazmedemiyorsun? Ne oldu? Herkes yanlış da sen mi doğrusun? Allah Allah. Otur bakayım dedim. Oturdu. Şimdi senin anlattığına göre dedim. Bugün İslam aleminde mevcut bulunan bütün üniversitelere ben muhalif miyim? Evet. Peki bütün mezheplere muhalif miyim Şii-Sünni ayrımı olmaksızın? Evet. Odayı dolduran kitap bu. Şimdi bu kitapların tamamı, şimdi öyle şuradayız. Bu kitapların tamamı bana muhalif mi? Evet. Tamam o zaman. Toplaşın, hatalarımı söyleyin. Nerede hata yapıyorum? Bak bu kadar yani sizden daha güçlü birisi olur mu yeryüzünde? En güçlü sizsiniz. Bak kitaplar sizden yana. Bu kadar ulema dediğimiz kişiler sizden ya otur gelin cevabınızı verin. Haklısın üstad dedi kalktı gitti. Dedim gidemezsin gel otur dedim. Ya cevabınızı verin ya da susun. Bu ne? Bu ne? Şimdi Osmanlı niye battı? Ya nasıl batmaz kardeşim? Adem Aleyhisselam o ağaçtan yedi de o bahçede kalabildi mi? Hı? Allah çıkardı. İblis Adem'e secde etmedi de bulunduğu yerde kalabildi mi? Bakın size şu bizim ticaret ve faiz kitabımızdan şey yapıyorum. Yani bu kitap 30 yıllık emeğin ve sayısız toplantının ürünüdür. Bir de 20 yıldan fazla da ekonomi kuruluşlara yaptığımız danışmanlık var. Zaten ticaretin sanayinin içinden çocukluğumuzdan beri hiçbir zaman hala hiç ayrılmış değiliz. Dolayısıyla hem yaşanan hayat, hem Kur'an-ı Kerim, hem mevcut durumları birleştirerek işte bir ticaret faiz diye bir kitap yazdık. Şimdi bakın burada hani birçoğunuz bilirsiniz İstanbul Müftülüğü'nde Şeriyesicileri arşivinde 21 sene yönettiğim için Osmanlılar da Şeriyesicileri demek mahkeme kayıtları demektir. Mahkeme kayıtları da en çok güvenilebilecek olan kayıtlardır. İşte padişahın gönderdiği fermanlar orada var. Mahkemelerin verdiği kararlar var. Her şey var yani. Dolayısıyla burada oradan da çok sayıda belge kullanılmıştır. Zaten doktoramını da orada yapmıştım. Ve yerli yabancı çok sayıda da araştırmacıya yardımımız olmuştu. Şimdi şuraya bakın. Sultan Abdülmecid tahta çıkmış. Tahta çıkışının ikinci senesinde ilk kağıt para basılıyor. Bunun adı Kaime-i Mutebere-i Nakdiye. Anadolu'da hala kullanılır. Şuradan 5 kayma ver denir. Kayma. Değil mi? Öyle derler. Kayma, kaime demektir. Mesela kaymakam derler ya, kaim makam. Yani bir başkasının yerine orada yönetimi temsil ettiği için. Kaime-i Mutebere-i Nakdiye çıkarılmış. Osmanlı'da 1840. Devlet ilk kağıtlı parayı basmış. Nedir biliyor musunuz? %8 faizli. %8 faiz alıyor devlet. Allah böyle bir devlete yardım eder mi? Hı?
İlk faizsiz kaymeler 1850'de çıkardılar. Neyse tabii konu çok uzun. Ayrıntı isteyenler buradan okuyabilirler. Burada ben birkaç tane böyle şey okumak istiyorum. Şimdi bakın, Osmanlılar Batı'dan borç aldılar. Yani o borç gerçekten öyle hem çok güldürücü bugünkü gibi, yani bugün onların aynısı yapılıyor. Aynısı yapılıyor. Yani Osmanlıların yaptığının aynısı yapılıyor. Ya boş kağıtları para diye aldılar. Beş para etmeyen kağıtlar. Ya kağıt işte kardeşim. Peki bugün sizin dolar dediğiniz kağıt da değil. O gün onlar karşılığında altınımız var diyordu. Bugün Amerika açıkça ilan etti Nixon'dan beri. Bunun karşılığında hiçbir şey yok. Yani ben şimdi tutuyorum. Şöyle bir kağıt alıyorum. Bunun üzerine yazıyorum 100 bin lira. Efendim ben bu 100 bin lirayı taahhüt ediyorum. Fatih'e veriyorum. Altında da ismim ve imzam var. 100 bin lira. Fatih alıyor. Onu oraya veriyor. Oraya dolaşıyor. Her yerde 100 bin liralık iş görüyor. Bunun arkasında hiçbir şey yok. Sadece bir kağıt ve üzerinde attığım imza var. Başka hiçbir şey yok. Bugün dolar da, efendim euro da, Türk lirası da aynıdır. Hiçbir şey yoktur arkasında. Bomboş. Peki, şu anda para öyle bir noktaya geldi ki, bu kağıt da değil artık. Bilgisayar ekrandaki yazı. Ve bu boş kağıdı Amerika gönderiyor, senin Marmaray yapılıyor. Senin efendim şey yapılıyor, o geçenlerde açılan. Tamam, bunların yapılması güzel, Avrasya Tüneli. Tamam, yapın güzel. Güzel de adamın beş para etmeyen, hiçbir değeri olmayan şeyini para olarak kabul ediyorsun. Sen kendi işçin çalışıyor, kendi bütün malzemeleri oraya yapıyorsun. Uzun yıllar adama şey yapıyorsun, onun cebini dolduruyorsun. Ya bu ne? İşte ama aynı şeyi sen kendi kaynaklarına yap ya. Geçen de tutmuş işte şeylere, esnafa kredi. Ya Rabbi. Ya bu bankaların kasasında kaç kuruş var? Bir bakın bakalım. 10 lira varsa onu 100 lira, pardon, 1000 katı, 10 bin lira olarak kredi ver, yok, 100 katı kredi veriyor. Onun 100 katı ne yapar? 1000 lira. Şimdi bakın, bankalardan para alacağınız olsun. Bir yerden bir yere havale yaptığınız zaman 1 milyon, 10 milyon istediğin kadar yap, hiç problem yok. Bana nakit ver dediğin zaman 2 saat önce söyle, ancak 10 bin lira verebilirim. Ancak 20 bin lira verebilirim. Ne oluyor ya? Para yok ki. Bakın Osmanlı nasıl battı. Aynı yoldan geçiyorlar. Batılılar böyle bir şey bulmuş. En fazla desteklemesi gerekendir bu yapı. Ben Batılı olsam, ben para babası olsam bunları sonuna kadar desteklerim. Şimdi bak. Osmanlı Bankası diye bir banka kuruldu Fransızlar tarafından. 1863'te her biri 200 kuruşluk. 200 kuruş ne demek biliyor musunuz? 100 kuruş nedir Türkçe'de? 1 lira değil mi? 1 lira nedir? Osmanlı lirası, altın. 200 kuruş 2 altın. Bugün altının kaç lira ettiğini biliyorsunuz. 2 altın. Kaç lira bilmiyorum bugün en son. Yani 730'sa 1500 lira karşılığı. Tamam. 730 lira mı? Yok da yok, gramı 130. Ha. 7 gram yani 1000 lira civarında diyelim hadi. Şimdi yani 2000 liralık banknot çıkarmış. Banknot dedi, bize pangunut da derler biliyorsunuz yani. Banka aynen az önce benim yaptığım gibi kağıda yazıyor, veriyor millete. Başka hiçbir şey yok. Banka ilk 2 sene bunların yarısı kadar nakit bulunduracak diyor. Nakit dediği altın bulunduracak bu kağıdın karşılığında.
Yani 20 altın verirse arkada 10 altınlık rezervi olacak ama o bankanın kasasında, piyasada yok o. Peki bunu kim kontrol ediyor? Kontrol da yok. Peki 2'ye 200 verse kim ne diyecek? Kimse bir şey demez. Ondan sonra diyor ki daha sonra da en az 1/3'üne inecek diyor. En az 1/3'üne inecek. Peki ondan sonra bastırdı. Peki daha sonra bakın şurada bir şey okuyacağım size. Sultan Abdülhamit zamanında devletin borçları 9 milyon liraya çıkmıştı borç. 9 milyon ne demek? 9 milyon altın. Onu 7'ye çarparsa 7 ile 7 onda 2 gramdır. Bu ne kadar ettiğini bugünkü 9 milyon Osmanlı altını. Devletin borcu. Bu 9 milyonun 1/4'ü Osmanlı Bankası'nın alacağı. Yani 6 milyondan fazlası Osmanlı Bankası'nın alacağı. Neye karşılık? Boş kağıtlara karşılık. Ya bunu sen yap bari. Niye ona yaptırıyorsun? Bugün boş kağıt da yok. Ekranda geçiyor. Her gün açıyorsunuz televizyonlarda milletin kafasını şey yapıyorlar. Dolar şuna çıktı. Sanki dolar diye bir para varmış da efendim euro şöyle oldu bilmiyorum. Ya kardeşim Allah aşkına ya. Ya bir Müslüman olarak artık biraz aklımız başımıza gelsin ya. Artık dünyaya Allah'ın kitabıyla biz yol gösterelim. Ne oluyor? Batı bizi birbirimize vurduruyor. Niye biz birbirimize vuruluyoruz? Adamlar işi diye yetiştirdi, gönderdiler. Yanlışlar içerisinde sanki peki onlar yanlış da beri taraf doğru mu? Peki onlar yanlışsa onların yanlışını göstermek bizim vazifemiz değil mi Müslüman olarak? Bu kadar basın yayın organları var. Niye birisinden çıkıp da doğruların anlatılmasına müsaade edilmiyor da her akşam sadece siyasi içerikli konuşmalar yapılıyor? Bakın bunları burada söylüyoruz. Yarın Allah'ın huzurunda bunlar teker teker karşılarına çıkacaktır. Herkesin karşısına çıkacaktır. Müslüman demek Allah'a tam teslim olan kişi demektir. Öyle kendi şeyimiz olmaz. Allahü Teala ne diyor? Fe illem tef'alu Bakara suresi 279. ayet olacak. Estağfirullah. Fe illem tef'alu faizcilikten vazgeçmezseniz fe'ezenu bi harbin minallahi ve rasuli Allah ve Resulüne karşı, Allah'ın kitabına karşı demektir oradaki Resul. Savaşmakta olduğunuzu bilin. Böyle bir savaşta kazanacak kimdir? 279. Evet, 279. Bir de bakın şunu size söyleyeyim. Bakın bu da gene yapmış olduğumuz bir çalışmanın şeyidir. Şeyden o bankalara paralarını yatıranlar var ya, bankalar tarafından ciddi anlamda sömürülürler. Önce size derler ki ver şu kadar faiz vereceğim. Sen 100 lira verirsin. O sana 100 liraya karşı 100 lira da faiz verse o onun en az 10 katı alır piyasada. Ama sana da onu vermez. Bakın burada ne diyor? Türkiye'de 1935'te tahvile para yatırmış birinin 1935 %7 net bileşik faiz hesabıyla gelirini ana paraya eklediğinde 1970'te mal varlığının İstanbul Ticaret Odası endekslerine göre eksi değerinin %17'si olduğu hesap edilmiştir. Bu kişinin %83 oranında kaybı vardır. Bu adam bankaya para yatırıyor, %7 bileşik faiz, o kazandım. Parası gidiyor, farkında değil. Dikkat edin bugün artık memlekette zengin kalmadı. Bir büyük zenginin şeyindeyim, baya baya büyük bir zengin. Bana dedi ki, ya hocam sen bu faize karşı çıkıyorsun ya, yani işte biz işte, dedim ki ya bırak Allah'ını seversin.
Milletin büyük büyük iş adamı olarak gördükleri aslında para babalarının şeyi değil mi? Taşeronu değil mi dedim. Hemen sesini kesti. Adamlar dünyayı tamamen esir almışlar. İşte o Yefimov'un ifadesi çok doğru. Onları para babalarının da tek korkulu rüyası Kur'an-ı Kerim'dir. Başka korkulu rüyaları yok. Orta Doğu'daki bütün savaşlar onun için yapılıyor. Geçen hafta onun dersini yapmıştık. Evet, son söz. Ya eyyühellezine amenu aminu billahi ve rasulihi. Nisa 136 mıydı? 136. Müminler, Allah'a, Resulüne, yani Allah'ın kitabına güvenin. Zaten devam ediyor. Vel kitabı lezi nezzele ala Resul. Resulüne indirdiği şu kitaba güvenin. Bu kitaptır sizi kurtaracak olan. Güvenmezseniz, işte nasıl ki Adem Aleyhisselam bahçeden çıkarıldı, nasıl ki iblis makamını kaybetti, nasıl ki Firavun her şeyini kaybettiyse siz de her şeyinizi kaybetmek zorunda kalırsınız. Sadece dünyayı kaybetseniz önemli değil, bir de ahiretiniz de gider. Allah yardımcımız olsun. Allah kendisine teslim olanlardan olmamızı nasip eylesin.